Merhaba sevgili gençler, Canım Kitaplığım adlı parçamızın, evet, Türkçe 6. sınıf 28. sayfada beraberiz. Canım Kitaplığım adlı parçanın ikinci sayfası arkadaşlar. 26. sayfada hazırlık vardı, 27'de okuma parçası, 28'de ise bu bulmaca var arkadaşlar. Birinci etkinlik, bulmacayı metnine geçen kelimelerden hareketle örnekteki gibi doldurunuz diyor arkadaşlar. Burada kelimeler, burada 6 tane verilmiş. Bunları doldurmanız isteniyor. Tabii ki ben zaman öldürmemek için bunları önceden doldurdum sizler için arkadaşlar. Mesela en baştaki ne 2 şurada. Burası G arkadaşlar. Gariban olacak bu. G, büyük G yapalım. A olmadı, büyük G. Gariban. G harfi silik çıkmış biraz. Evet, burası gariban arkadaşlar. Bir, yığılmak. Yığılmak zaten kitabımız vermişti. İki, gariban. Üç, yetkinlik. Dört, nerede? Cümbüş. Beş, kıvanç. Altı, içten. Gördüğümüz gibi bulmacamız bu şekilde arkadaşlar. Durdurup yazınız siz. Evet, durdurup yazın. Ben 28. sayfadaki ikinci etkinliğe gideyim. İkinci etkinliğimiz biraz uzun sanki. Siz bunu durduruyorsunuz, yazıyorsunuz. Diğer sayfalarda bu sayfanın altındaki linkte olacak. Ayrıca videoyu, bütün sayfaları topladığım tek videom da var arkadaşlar. O da bu videonun altında. 6. sınıf Türkçe kitap cevapları linkini tıklarsanız karşınıza çıkacaktır. Evet, geçiyorum bir sonraki etkinliğe. İkinci etkinlik, aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplandırınız diyor arkadaşlar. İşte 28. sayfadaki 6 sorunun cevabı burada arkadaşlar. Durdurup yazınız siz. Ne diyor bakalım sorular? Kitapların yazara kazandırdıkları nelerdir? Örneklerle anlatınız. İki, yazar kitaplığında nasıl bir gariplik fark etmiştir? Üç, yazar A beyine neden gücenmiştir? Dört, metin konusu ve ana fikri nedir? Beş, doğru kitap seçimi için niçin önemlidir? 6. Okuyucu için en doğru kitapların seçilebilmesi amacıyla neler yapılmalıdır diyor. İşte cevapları burada arkadaşlar. 28. sayfanın cevapları. Bir sonraki videomuz da 29 olacak. Aşağıda da görüyorsunuz. Birinci sorunun cevabı, kitaplar yazarın daha seveceğin, anlayışlı ve içten olmasını kazandırmıştır. Evet, kitaplar yazara bunu kazandırmıştır. 2. Burada yazar kitaplığın eski neşesinin canlılığının kalmadığını fark etmiştir. Edeb kitaplığı eski neşesi yok. İnsanlar artık telefon başında kitaplığa gitmiyor çünkü. 3. Yazar abisine yaşına uygun kitap vermediği için gücenmiştir. 4. Konusu, kitabın konusu okumanın kazandırdıkları. Ana fikri ise kitap seçiminin önemi. 5. İsabetli seçimi, okuma isteğimizin azalmaması, yaşımıza uygun bilgiler almak için önemlidir. Evet, isabetli seçim, kitapları isabetli seçmemiz lazım. Yaşımıza uygun olmalı ki okuma zevkimiz gitmesin, değil mi? 6. Kitap okuyucunun yaşı, zevkleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak seçilmelidir. Evet, 28. sayfadaki 6 sorumuzun cevabı bunlar arkadaşlar. Siz tabii ki bu videoyu durduruyorsunuz, yazıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, WhatsApp grubunda paylaşıyorsunuz ki arkadaşlarınız da yapsın. Yorumunuzu da yapıyorsunuz, güzel güzel aboneniz de oluyorsunuz, bildirimi de açıyorsunuz. Çok şey istedim değil mi ben de ya? Amaç basit sizin için, siz zaten sürekli telefonla uğraşıyorsunuz. Bunları hepsini yapın ki 6. sınıfların tüm kitap cevapları bende var arkadaşlar. O cevapları verdikçe sizlere bildirim gelsin. Hoşça kalın. 29'da buluşalım.